sonrasında onunla ilgili, pardon, cumartesi günü ADD'nin bir toplantısı var. Bir konuşmacı gelecek. Bunlarla ilgili inşallah tüm kadınlarımız orada olur. Gerçi siyasi geziler var. Hanımların çoğu geziyor. İnşallah gelirler onlar da. En azından işte kadın meclislerimiz, işte kadın muhtarlarımız mutlaka katılmalı. Ya, hukuki anlamda bilgilendirme güzel olacak inşallah. Saat kaçta? Saatini 13.30 olarak mı, 15 mi, kesin bir bilgi almadık. ADD'ye biz destek vereceğiz o konuda. Biz şöyle bir şey yapıyoruz, yarın hanımlarımıza Kartaltepe AVM'de Play Park'ta bowling turnuvası düzenliyoruz. Kartaltepe AVM katkılarıyla ve Play Park'ın katkılarıyla dedik öyle bir spor etkinliği olsun. ADD'nin programında zannediyorum 13.30 sorunlarında ama bilgilendiririz siz de o konuda. Haberimiz olursa. Kaç üyemiz var? Valla şu anda 500'ü geçti. Gönüllüler gittikçe artıyor ve çok güzel bir çalışma da başlattık. Muhtar adayı olan bir arkadaşımız var Cumhuriyet Mahallesi'ne. Kadınlara yönelik güzel çalışmaları var. Şimdi kadınlar neyi bulamıyor? Yaptıkları el işlerini. Kadınlar ekonomik özgürlük istiyorlar biraz da kendileri için. Satış noktası bulamıyorlar. İnternet üzerinden satışlarını sağlayabileceğimiz Polkader GoTV açıldı. Oradan inşallah Polatlılı hanımların satışlarını sağlayacağız. Çünkü şeyde kısır kalıyor. Ne kadar? Biz sizden istiyoruz. Yeri veriyorsunuz. Ama burada satışın sunulduğu yani kesin yazın, belli. Yazın iyi havalarda bence bizim o garın bahçesindeki... Orası çok güzel. Evet, o orayı da isteklerimiz olacak. O amaçla yaptık ama yani bir de şeyi falan düşünüyorum. Mümkünümüz gibi. Hanımlar Konağı'nın bahçesinde girerken bir şey var ya hani bir... Kapalı bir var ya. Hı-hı. Onun o konağa bakan sırtında... Bir cep kısmı var. Oralarda hani böyle cam mekanda yine kadınların, kadınlara özgü bir şeyler olsun istiyoruz. İnşallah çok mutlu oluruz. Önümüzdeki dönem polimek kursları planlıyoruz nasip olursa. İslam amaçlı. Daha çok kadınlarımızla evet. Yönelik kurslar tertip edilecek. Birçok yerde var belki bu. Yani sertifikalandırıp bir şekilde iş imkanı sağlasınlar diye. İşte geçen Tiradosu'yla beraber şuradaki iş yerlerine işte 12 tane kadına vermiştik. Evet. Çoğu ayakta kaldı. Bir şekilde yani idame ettiriyorlar. Kadın girişimi. Oraya bence bir nezaket kattılar, bir zarafet kattılar. Kesinlikle. O canlandı orası. Daha değerli toplu bir yer haline geldi. Kesinlikle. Keşke kadınlar hayatın her alanında, her yerde olsalar. Daha nezih bir şehirden bahsediyorum. İnşallah öyle de olacaktır. Biz erkeklerden bazen tepki alabiliyoruz. Niye hani kadın derneği, niye bir erkek derneği yok diye ama biz hiçbir zaman pozitif ayrımcılık istemiyoruz sizlerden. Siz dedin değil mi? Erkekler kurum dediğinizde... Ha, biz engellemeyelim, kursunlar. Kursunlar. Sıkıyorsa kursunlar. Kolay mı? Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Biz eşit haklar istiyoruz. Haklarımızı kullanabilelim yeter. Dernek başkanlığına adayım. Kadın derneğinin başkanlığı.